Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi maalesef her zaman olduğu gibi bu senede sınıfta kaldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı Eğitim Kalitesi 2018 raporuna göre Türkiye 137 ülke arasında 99. sırada yer aldı. İsviçre'nin ilk sırada, Yemen'in ise son sırada yer aldığı bu listede Katar, İran ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye'nin önünde yer aldılar. Bazı çevreler uzun zamandan beri Almanya'nın, Hollanda'nın hatta bütün Avrupa ülkelerinin bizi kıskandığından bahsederken Türkiye eğitim sistemi kalitesi bakımından Mozambik, Nikaragua, Tanzanya, Etiyopya ve Kamboçya'nın bulunduğu yüzdelik dilimin içerisinde yer aldı. Bu acı gerçek karşısında maalesef ki söylemler Paris, gerçekler Mozambik demek durumunda kalıyoruz. Türkiye ülkelerin ilk öğretim eğitiminin kalitesine göre sıralandığı listede ise genel eğitim kalitesi sıralamasına göre daha da gerilerde yer aldı. Ülkelerin birden 7'ye kadar puanlandığı ilk öğretim kalitesi sıralamasında Türkiye yalnızca 3.1 puan alarak 137 ülke arasında 105. sırada yer alabildi. Türkiye ile birlikte 3.1 puan alan diğer ülkeler yine Etiyopya, Bangladeş, Honduras, Gürcistan ve Kuveyt oldu. Mozambik 2.1 puanla ilk öğretim kalitesinde son sırada yer alırken listenin ilk sırasında Finlandiya yer aldı. Bağımsız değerlendirme kuruluşlarının ortaya koyduğu bu tablo sınıflarımızı akıllı tahtalarla donatarak, öğrencilerimize tablet dağıtarak, sene içerisinde arasında ara tatiller koyarak ve teneffüsleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkararak bu işlerin olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Tam 17 senelik AK Parti iktidarı boyunca Milli Eğitim Bakanlığı ezbere dayalı ve sınav geçmeye yönelik eğitim sistemini uygulamış, anlamaya, kavramaya, uygulamaya ve yenilik yapmaya dayalı istikrarlı bir milli eğitim müfredatı geliştirememiştir. Bakanlık yetersiz düşük kaliteli ve yazboz tahtası gibi sürekli değişen bir eğitim sistemi ve müfredatla milletimizin geleceğiyle oynama hakkına asla sahip değildir. Ülkemizin gelişmesi, yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşması istikrarlı milli eğitim politikaları ve iyi yetişmiş, kaliteli eğitimci kadrolarıyla mümkündür. Bugün dünyada en büyük güç nesiller yetiştiren kaliteli eğitim sistemidir. Bizim ilk işimiz Ülkemizi dünya eğitim kalitesi sıralamasında ilk 30'a getirmek, sonrasında da ilk 10'a sokmak olacaktır. Bizim eğitim sistemimiz sadece taklit eden, batıdaki örneklerin tercümesini yapabilen nesiller değil, yenilik getirebilen, icat edebilen nesiller yetiştirmeye odaklı olacaktır. Bizim eğitim sistemimiz sadece ezberleten, sınavlardan geçirip bir işe yaramayan diplomalar veren değil, uygulamaya yönelik bilgi kazandıran eğitim sistemi olacaktır. Ayrıca biz çok iyi biliyoruz ki çocuklarımızın ve gençlerimizin ahlaki gelişimini ihmal ederek onları sadece bilimsel ve teknik alanda eğitmek toplumumuza ve tüm insanlığa potansiyel birer tehdit yetiştirmek manasına gelir. Yeniden Refah Partisi olarak biz kaliteli insan yetiştirmeye en büyük önemi vereceğiz. Bilimsel ve teknik kalitesi yüksek, aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller yetiştireceğiz. Bizim eğitim sistemimizin parolası keşfetme uygulama, ahlak ve maneviyat olacak. Yeniden Büyük Türkiye hedefine ancak ve ancak yüksek kalitede insan gücüyle ulaşılabilir. Bu vesileyle yeniden Büyük Türkiye'yi birlikte inşa edeceğimiz tüm öğrencilerimize yeni öğretim yılında kolaylıklar, başarılar ve zihin açıklığı diliyorum. Allah'a emanet olunuz.